Çarşamba da kendini temsil etme anlamında neredeyse her meslek kuruluşu kurumunun demokratik kitle örgütü, sivil toplum örgütleri var. Bir eksiklikti Gazeteciler Cemiyeti Derneği'nin olmayışı. Biz bir anlamda onu tamamlamaya çalışıyoruz. Çarşamba'da basın emekçisi arkadaşlarla birlikte. Sadun Tanju'nun babası 1924 yılında ilk gazeteyi çıkarmış. Sadun Tanju, Vatan Gazetesi, Ulus Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi gibi birçok gazetede çalışmış. 2 yıl önce vefat etmiş. Gerçekten de önemli çarşambalı gazetecilerden bir tanesi. Yaklaşık 91 yıl olmuş çarşambada ilk gazete çıkalı. 91 yıldan bu yana gecikmiş bir derneğin açılışını yapıyoruz aslında. Birçok arkadaşımız var birlikte hareket ettiğimiz ve zaten çarşambada basın emekçileri bir avuç insan ama sizlere onlarca, yüzlerce haberini yerel, ulusal basında çıkmasını sağlıyorlar. Özellikle Sayın Kaymakamımız Caner Yıldız'a teşekkür etmek istiyoruz. Çarşamba Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunda bize yol, yön gösterdiği için. 1940'lı yıllarda Mehmet Emin Coşkun Dere anlatıyor. Kendi deyimiyle neredeyse servetinin tamamına yakınını harcamış çarşamba albümü ve rehberini çıkarmak için ki o albüm ve rehberde de çarşambaya dair önemli bilgiler yer alıyor. Coşkun Dere ailesi hala gazetecilik yaşamına devam ediyor çarşambada. Ve onlara ilave olan yeni gazeteci arkadaşlarımız da var. Yaşar Karaman var, kamerasıyla çekim yapıyor. Emin İnan var, Emin Coşkun Dere var, Ahmet Naci Kılavuz var. Yani onlarca arkadaşımız var, tek tek ismini sayamayacağımız. Salapazarı'ndan arkadaşımız var. Tabii ki duayen gazeteci abimiz Erdal Cansu var. Faruk Tak arkadaşımız kurucu başkandır. O sıfatla bize hitap ederken sivil toplum örgütlerinin, demokratik toplum örgütlerinin öneminden bahsetti. Bugün bir toplumun gelişip gelişmediğini, o toplumdaki sivil toplum örgütlerinin sayısına, niteliğine bakarak ölçebiliyoruz. Çarşamba çok köklü bir toplum. Ruhu olan bir şehir. Allah'a şükür her alanda güzel örgütlenmeler oluyor. Kadınlarımız, gençlerimiz, şimdi gazetecilerimiz, muhtarlarımız. Yani bu ne kadar çok örgüt, o kadar güzellik. Basın emekçisi arkadaşlarımız büyük bir görev ifa ediyorlar. Bizim sesimiz, kulağımız oluyorlar. Eleştiri hakları var. Çok güzel, muazzam bir şey bu. Eleştirilerek zaten ilerleme olur. Eleştiri olmayan yerde ilerlemeyi göremezsiniz. Düşünce özgürlüğü, yazma özgürlüğü esas özgürlüklerin temelidir. Ben emekçi arkadaşlarımız bir araya gelerek daha iyi basını görevini ifa edeceklerini, daha da büyüyeceklerine, buradan daha fiziki imkanları güzel yerlere geçeceklerine inanıyorum ki Gazeteciler Cemiyeti inşallah çarşambanın ileride en önde gelen kuruluşlarından biri olacaktır. Buna inanıyorum. Erdal Cansu Gazeteci Mesleği Grubu 50. yıl anısına maşallah tebrik ediyoruz. Nice Allah 50 yıl anısına. Tutalım. Başkanım. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz.